Sayın Necmettin Erbakan, hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk efendim. Ben hemen albümün yapraklarını çevirerek hayatınızı okumaya başlıyorum efendim. Evet. 29 Ekim 1926'da Sinop'ta dünyaya geldiniz. Evet. Babanız ağır ceza reisi Mehmet Sabri Bey ve anneniz Kamer Hanım'ın üçüncü çocuğusunuz. Evet. Ağabeylerinizden Nizamettin Erbakan, daha sonra Cildiye, Selahattin Erbakan ise göz hastalıkları profesörü oldular. Sizden sonra dünyaya gelen kardeşlerinizden Kemalettin, diş hekimliği, merhume Atifet Aydın eczacılık ve yine merhum Akgün ise mühendislik öğrenimi yaptılar. Sinop'tan sonra babanız Kayseri Ağır Ceza Reisliğine tayin olduğu için 1 ile 6 yaşlar arasındaki çocukluk dönemini Kayseri'de geçirdiniz. Evet. Yine babanızın tayini nedeniyle 1932'de Trabzon'a yerleştiniz. İlkokulu Trabzon Gazi Paşa İlkokulu'nda tamamladınız. Trabzon'da oturduğunuz konağın bahçesinde arkadaşlarınızla ayrı bir dünya kurmuştunuz. Evet. Şimdi o günleri anlatmak üzere bir çocukluk arkadaşınızı çağırıyoruz. Buyurun efendim. Sayın Bala Kartal. Hoş geldiniz efendim. Bala Bey, sizin saçlarınız maşallah simsiyah. Evet. Şimdi acaba bir yalancı tanık mı çağırdık diye seyircilerimizde bir kuşku olabilir. Ama böyle yapı böyle herhalde. Ama 1932'den 37'ye kadar. 37'ye kadar. Sene. Evet. Demek ki bir hesap yaparsak 58. Onu artık açıklamayayım. 58-59 sene de siz 40 yaşında gözüküyorsunuz. Ben de öyle şey nasıl yapıyorum. Nasıl biz Uğur Bey'e 50-58-60 yaşında diye hayır, ben şey kabul ettirebiliriz. Hayır, ben de çalışmışım ama yine de böyle. Evet efendim, şimdi bu sizi alıp bizim o zaman kurduğumuz kendi alemimizin şeyidir, tesiridir. Ki o alem değil, siz orada bir devlet kurmuşsunuz. Kurduk efendim. Da alem diye takdim ettiniz. Evet. O alemin şeyi, evet. Tesiri etkisiyle genç kalmış. Nasıl yani, kurulmuştu efendim o Necmettin çocukların abimiz devleti? Efendim o zamandan bu zamana değen hiç değişmeyen bir olaydır. O zaman da oyunlarımız, çocuksu oyunlarımız tabii televizyonun ve radyonun olmadığı bir devir. Ancak işte köşe kapmaca, salıncakta sallanma veyahut da hocanın koyduğu kurallarla oyunlar yapılırdı. Amiral Battı'da oynar mısınız efendim? Amiral Battı'da oynardık efendim. Peki, ama Amiral Battı'da kendisini yenme olanağına sahip değildik hiçbir zaman. Neden efendim? Valla oyunun kurallarını kendisi koyardı. O kurallardan sonra imkansız kendisini yenmek. salıncakta da aynı şekilde sallanırdık. Salıncaka kim evvel ayağını tavana vurursa evet, o birinci olurdu. Tabii kendisinin boyu o zaman da uzun idi. Daha evvel ayağını vurdu. Maalesef biz hiçbir zaman ayağımızı vurmak şeyine, kısmetine sahip olamadık. Bir de paranız varmış galiba, evet, değil mi efendim? Vala hatırlayacak. Evet. Bizim bahçemiz genişti. Bütün memur çocukları bizim bahçeye gelirler. Bilhassa yaz tatillerinde böyle program dahilinde oyun oynardık. Pertep Paşa Konağı herkes, değil mi? Pertep Paşa Konağı'nın bahçesi. Herkesin ayrı ayrı dükkanları vardı. Evet. Ayrıca basılmış paralarımız vardı. Evet. Ve günlük hayat programa bağlı. Evet. Belli saatlerde alışveriş yapılıyor. Programı siz mi hazırlardınız efendim? Evet. programı daima kendisi hazırlar. Ondan sonra askeri talim yapılır. Evet. Ve bazen kitap okunur. Askeri talimlerde sarmaşıklardan, bahçede çok uzun sarmaşıklar, evet, vardı. Evet. İncir ağacından konağın üst katına elektrik telleri çekiyor bu talimin gereği. Evet. Üzerlerine de nar çiçeklerinden ampuller. Ne kadar güzel. Şimdi o çocuklara döndünüz değil mi? Evet, evet. Peki efendim, ondan çok teşekkür ediyoruz Vala Bey. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olasınız. Çok teşekkür ederim. 1937 yılında İstanbul'a taşındınız. Babanızın niyeti o yıllarda Almanya'nın tüm dünyada giderek artan prestiji nedeniyle sizi Alman lisesine kaydettirmekti. Ancak bu okuldaki öğrenim süresi hazırlık sınıfı ile birlikte 7 yıl olduğundan Alman lisesi yerine İstanbul Erkek Lisesi'ni tercih etti. Okulda hep iftara geçmenin yanı sıra sıfırcı Avni olarak ün yapan fizik öğretmeniniz rahmetli Avni Kulen'den 10 almayı başaran ilk öğrenci siz oldunuz. O yıllarda öğretmenleriniz sizi çalışkanlıkta rakibiniz olan bir arkadaşınızla karıştırırlardı. Şimdi bu değerli dostunuzu çağırıyoruz. Buyurun efendim. Kim olabilir? Berhan Bey. Evet, Sayın Profesör Doktor Berhan Kusuner. Öyle oldu. Hoş evet, geldiniz efendim. Evet. Hoş geldiniz. Uğur Bey'e çok müteşekkiriz böyle hayırlı bir vesileyle.
bizi bu kadar yıldan sonra bir araya getirdi. Ne kadar güzel, ne kadar güzel. Çok güzel. Biz 40-50 sene önce de sırada Berhan'la aynen böyle otururduk. Evet, evet. 5 yıl galiba biraz hep sıra arkadaşlığı yapmışsınız değil mi? Biraz siyahtı. Efendim, biraz... Efendim bir kitapta okudum, bir düşünür demiş ki biz erkekler hiçbir zaman çocukluktan ayrılmayız, sadece boylarımız büyür. Doğru söylemiş. Efendim şimdi siz çok çalışkanmışsınız ikiniz de ama bir de derste zorlanırmışsınız değil mi? Evet. Hangi derste efendim o? Jimnastik. Hatta jimnastik hocanız 100 metre için bir kural koymuş değil mi efendim? Anlatır evet. mısınız biraz onu? Hay hay. Şimdi efendim bizim Neriman Tekil Bey isimli. Neriman Tekil. Evet. Evet. Jimnastik hocamız. Ünlü bir spor adamı. Evet. Evet. Anılmış sporcu. Firuzan Tekil, evet. Neriman Tekil iki kardeştir. Evet. Meşhurdurlar ve o sene galiba lise 1'deydik 4K. Ve o sırada vekalet, yani Maarif Vekaleti, Kültür Bakanlığı olan şimdi, bir barem koydu efendim. Dediler ki lise talebesi mesela 100 metreyi 14 saniyede koşacaktır. Evet. Yahut 110 1 metre 10 santim ya 20 santim. Evet. Yani bunu yapamayan tam not alamayacaktır. Ve biz de o çok eğlenceli bir şeydi. Herkes koşuyor. Necmettin de koşuyor. Ben de koşuyoruz ama bunun ardına düşüyoruz. 16'lara. Evet. Efendim 17'lere. Bir daha koşturuyor. Şimdi çocuklar da arkadaşlarımız bizi teşvik ediyorlar. Çünkü bu çocuklar kırılırsa olmaz yani. Kaç kez koştunuz efendim? Efendim şimdi bir kere koştuk, beraber koştuk, teker teker koşturdu ama bizim her koştuktan sonra sıklık düşüyor. Yani muvaffakiyet derecesi daha az oluyor ve herkes de haydi Necmi, haydi Berhan falan böyle bir eğlencedir gidiyor. Yapamadık efendim neticede. Biz bu işin altına düştük. O zaman o da haklı olarak numaramızı kıracağından bahsetti. Ve fakat evet. Kırık numara almamız icap ederken bir de baktılar. Necmettin 10 almış neticede. Ben 10 alamadım. Daha aşağı aldım 10'dan. Bir jimnastik dersi. Sebebi de sonra bunun yani bir tasfiyesi olarak yazılı yaptı. Efendim, yazılı imtihan. Beden eğitiminde. Beden eğitiminde mesela sualler soruyor. Diyor ki futbol sahasının ebadını yazınız. Koşmakla efendim yürümek arasında ne fark vardır? O zaman siz yine matematikten imtihana girdiniz. İşte beyefendi matematikten daima üstün olduğu için Necmettin öyleydi. Ve bunu zaten bir devre eskiden bir talebeden de biraz da kopya gibi alarak o gün şakır 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 bunların cevabı verildi. Ben bir yerde eksik verdim. Yani ebadı tam söyleyemedim. Onun için ben daha 40 numara aldım ama kalmadı şimdi. Bu yani herkes bilir bu arkadaşlar. Evet. İstanbul Lisesi 2000 talebesi olan bir mektep. Şimdi mektepte jimnastik dersinden hatırladığıma göre bir tek ben 10 numara almışım. Herkes birbirine bahsediyor. Bir kısmı bizi tanımıyor. Yahu bu nasıl bir sporda bu kadar başarılı bir adammış ki bu meşhur Neriman Tekil'den bu numarayı almış. Bahçede koridorda birbirlerine bizi gösteriyorlar. Zannediyorlar ki biz o numarayı spordaki maharetimizden dolayı almış. Çok teşekkür ederim. Estağfurullah. Sağ olun efendim. Çok teşekkür ederim. Estağfurullah. Efendim sağ olasın. Teşekkür ederim. Sağ olasın. Lise yıllarında sizin kadar çalışkan olmasa bile haşarılığı nedeniyle okulda epey ünlenen bir sevgili arkadaşınız vardı. Acaba kimdi? Haşarı? Evet efendim. İzzet Bey mi acaba? Şimdi göreceğiz efendim kendilerini. Evet. Sayın Ahmet Berker. Lakabınızla çağırsaydım hemen tanırlardı değil mi? Hatırlarlardı. Hoş geldiniz efendim. Efendim işte 10. sınıfta 1941-42. Evet. O küçük sınıftaydık. Evet. Rahmetli Bedir Kemal Hoca. Evet. 7 istiyorum. 3'te 4 verdi. Biyoloji dersi değil mi? Biyoloji dersi. Evet. Derse kaldırdı. Hocam dedim bak 7 istiyorum. Öyle. Evet. Siz de ikiniz önde oturuyorsunuz. Başını salladı böyle.
Kuşlar da solunumu sordu. Tuhaf bir tuhaf sordu. Hocam dedim özür dilerim, anlayamadım ne gibi pis herif, ne gibi devenin boynuzu gibi dedi. Ben ona sorarım, o bana sorar dedi. Ben ona veririm portakal, o bana verir mandan. Kalk koca kafa dedi Semih'cim. Kalk koca kafa, söyle dedi bu pis herife ne gibi dedi. Ana, sen daha kalkar kalkmaz ben. Otur ya dedim, ben biliyorum dedim. Ben anlatırım dedim, otur dedim. Neyse biz anlattık şeyi. Aldık yediği içtik, kurtulduk. Necmettin arkadaşımız her zaman iftar edeceğimiz üstün zekalı, yani zamanda az yetişen tiplerden bir arkadaşımızdır. Evet, okul tarihine geçti bir defa. Okul tarihinde muhakkak. Her yerde ismi anılacak bir arkadaşımızdır. Bizim için çok kıymetlidir. Çok teşekkürler efendim. Sağ olun Ahmet Bey. Bir kere daha. Allah tekrar görüşmeyi nasip etsin. Amin. Sağ olasınız. Çok teşekkür ederim. Sağ olasınız. Buradayım, teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz efendim.